Gaziantep'te el emeğiyle üretilen çelik kasalar Türkiye'nin kasa ihtiyacının %90'ını karşılarken birçok Avrupa ve Balkan ülkelerine de ihraç ediliyor. Şimdi biz Gaziantep'liler olarak çelik para kasa imalatını ilk yapıldığı şehiriz. Zaten daha önceki zamanlar dilimi içerisinde de çok defa birinciliğimiz de olmuştur. Türkiye'nin bazı bölgelerine, farklı yerlerine her ne kadar da üretimler olsa da bile aslı burada takipçileri diğer şehirlerde. Takdir buyurursunuz siz de. Biz de ustalarımızın bize öğrettiği sanatı en iyi şekilde icra etmek, tamamen el emeğiyle, tamamen teknolojik şeylerden uzak olarak el emeğiyle yaptığımız ürünlerimiz güvenli, güvenilir, son derece kaliteli. Her bir damlasında 1000 tane alın teri var. Güvenliğini efendim şimdi zaman içerisinde hırsızlık olayları gelişiyor. Dolayısıyla biz de ona göre kasalarımızda tedbirleri geliştiriyoruz. Mesela kasalarımızın, sarraf modeli kasalarımızın içine pikler, çelikler, dolgular, ızgara betonlar, şifreler veya darbe kitlemeler kasalarımızda mesela vurduğunuz herhangi bir darbe aldığı zaman otomatik kendisini kitleme vesaire bu tür önlemleri alıyoruz zaten yani. 1,5 ton, 2 ton gelen kasamız da var. 500 kilo, 300 kilo gelen kasamız da var. Yani bunlar aslında el şeyiyle taşınmayacak derecede olan kasalar. Fakat eski bir o kasalarımız, modellerimiz var bir de. Onlar 4-5 kişiyle taşınabilir düzeyde. Tabi burada sarraf arkadaşlara tavsiyelerimiz o normal büro ofis kasalarını tercih etmemeler çünkü televizyonlarda, reklamlarda görüyoruz zaman zaman kasayı arabanın arkasına atıp götürüyor. Onlara biz para kasası da demiyoruz zaten. Onları daha ziyade evrak dolabı olarak kategorisinde görüyoruz yani. Bizim ürünlerimiz ortalama haftalık, haftada bir tane çıkartıyoruz. Bir veya iki tane yani sarraf modeli olduğu için. Zaten belli bir süreç aşaması var bunların kuruması için. Aksi takdirde kullanan insanların randıman alamamasından dolayı hani bazı müşterilerimiz de hemen bize 10 günde bir haftada yapın verin diyorlar. Biz burada gecikmesini bizim değil onların avantajına olduğunu izah ediyoruz. Tabii kimisi bazı kabul ediyor bazısı da aciliyetindendir herhalde kabul etmiyorlar yani. Talep pandemiden dolayı beridir hakikaten çok yüksek talebimiz ama kalifiye eleman işi bizim işimiz. Kalifiye eleman sıkıntımız var. Kalifiye elemanımız maalesef yoktur. Hala eski ustalardan olan insanlarla çalışıyor. Gaziantep'in kasaları Türkiye'ye tamamen hitap eder. Yani şöyle diyeyim. Türkiye genelinde %90'ını Gaziantep üretir. %10'unu diğer iller. Ve yapmış olduğumuz imalatın %50'si de yurt dışına ihraç olur. Yani farklı ülkelere, İngiltere, Almanya, Kosova vesaire. Yani Balkan ülkelerine de çok İhracatlarımız var bizim bu mesleki alanda. Yani başını yastığına koyduğunda rahat uyumak istiyorsan Gaziantep'ten alacaksın kasayı. Gaziantep'ten alırken de kaliteli olanı tercih edeceksin yani. Şimdi fiyatlar Türkiye koşullarına göre yükselişler oluyor zaman zaman. Ama dediğim gibi biz para kazanmaktan çok daha çok müşteri kazanmayı, gönül kazanmayı tercih etmemizden dolayı ekonomik olarak zorluk yaşasak da bile dostlarımızın gönlünde yer ediniyoruz yani. Böyle %50 gibi falan bir enflasyonla orantılı olarak dengeleniyor yani. Taleplerimiz yüksek, biz yetiştiremiyoruz yani şu anda. Müşterilerimizi sıraya koyuyoruz yani. Örneğin 2 ay sonrasına veya 1,5 ay sonrasına veya 40 gün sonrasına bu şekilde çalışmamız yani. Fiyat ortalaması 10 binden başlar 50 bine kadar ya da daha artık yani kasanın müşterinin talebine, isteğine göre çıkar yani.
Mesleğe başladığımızdan bugüne ustalarımızın bizi yetiştirmesindeki en önemli etken hırsızların korkulu rüyası olmaktır zaten. Bugüne kadar ben 95'ten bu yana aşağı yukarı bu mesleği usta olarak yapıyorum. 78'de çırak olarak başladım bu mesleğe. Yapmış olduğumuz hiçbir kasayı kesinlikle açılmamıştır. Birçok girişim olmuştur. Hatta kendi kasamızı biz dahi aşamamışızdır. Hırsızın girişiminden sonraki periyotta kasa kendini otomatik kilitlediği için.